Senin gözlerine dövme mi var abi şu aralarda? Evet, dövme var. Alnında enayi yazıyor. Bir döner misin seyirciye? Dövme değil evet, mi o? Evet, dövme. Adın ne? Adem ben. Ne iş yapıyorsun Adem? Moda tasarım öğretmenliği mezunuyum ama öğretmenlik yapmıyorum. Ne yapıyorsun? Ablamla birlikte geldim. Hoş geldiniz. Siz çok klasik duruyorsunuz o. Kardeşiniz çok sıra dışı duruyor. Enayi dövmesini yaptırmak istediğinde çok karşı çıktınız mı? Ciddiye almadım çünkü bir takım olaylar olduğunda hep diyordu ki bir gün alnıma enayi dövmesi yapacağım diyordu. Hangi büyük kazıktan sonra enayi yazdın? Bir gün böyle pencereden aşağı sokağa izliyorum ama gerçekten şu an o olayı hatırlamıyorum. Neydi yani hani bir arkadaş mı, kız mı, o mu, bu mu? Lan dedim benim alnımda enayi mi yazıyor dedim. Ondan sonra bir şey olur ya böyle bir ampul yanar ya falan. Lan dedim niye olmasın? Ben dedim bu dövmeyi yaptırayım. Gözyaşı değil mi? Ne dövmesi? Çitanın gözyaşları. Neden çitanın gözyaşları? Bu hayatta hep hızlı koşma zorunda olduğumuzu düşünüyorum yani. Bir de oğlum bir sürü hızlı koşan hayvan var. Tavşanlar da hızlı. Abi çitalara hayranlığım var. Çok seviyorum. Gözyaşıyla ne alakası var? Ama çitanın gözyaşı sadece gözyaşı değil ki. Sen sevgilin var mı? 4 ay önce ayrıldım. Ne kadar çıktınız? 2 sene. O mu ayrıldı sen mi? Birlikte ayrıldık. Bununla ilgili de bir dövme yakışır sana. Aklımda var bir şeyler. Ne? Kulağımın arkasına realist vajina yaptırmayı düşünüyorum. Bir kulağımın arkası kaldı. Kardeşim. Ama lafın gelişi söylemiyorum. Gerçekten yaptıracağım. Ben inanıyorum oğlum. Bu enayi yaptıran oraya da yaptı. Adın ne? Murat. Ne iş yapıyorsun? Kurtlar Vadisi'nde iplikçi Nedim'in namını devam ettiriyorum. Tefeci misin? İp satıyorum. Gece kulübünde kızlara ayarlayabildiğin şakalar burada tutmaz acaba. Biz kızı ayarlayabilen bir kitleye benziyor muyuz? Adamın çita gözyaşı var. Biz öyle bir kitle değiliz kanka. Biz freak bir kitleyiz. Fantazini anlat kral. Ben odak safıyım da... Nasıl? Odaklandığım bir şeye bir anda iletişim kurmayı seviyorum. İzin verirsen bir şey de gösterebilirim. Benim üstümde mi? Hemen gösteriyorum. Benim numaram mı? Engelledin beni farkında mısın? WhatsApp'tan, normal telefondan ya bir bilet alacağım yani. O numarayı iptal ettim lan sizin yüzünüzden. Bize anlatacağın başka bir şey var mı enteresan bir ana? Sıçma hikayesi ister misin? Anlat hadi. 6 aylık ilişkimin sonunda kız arkadaşımın transseksüel olduğunu öğrendim. Bunu yayınlayabilir miyiz? Tabii tabii. Ayrıldın mı? Ya ben bunu nasıl yakaladım? Yakaladın. Bir akşam oturuyorduk, çantası döküldü. Çantadan yere kimliği düştü. Kimliğini aldım yerden, fotoğrafa bir baktım, bir yerden tanıdık geliyor. Kafamı çevirdim, fotoğrafa baktım. Fotoğraftaki kişi bir tanıdık geldi. Tanıdık gelince şaka yapıyorsun dedim. Çıktım dışarıya. Tanıdık nereden geldi? Ben onu daha çok merak ettim. Transseksüel olan arkadaş o kimlikteki kişiymiş aslında. Sen? Merhaba, Ceren ben. Ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Nerede? Atlas Üniversitesi'nde. Fantazin? Ben şey istiyorum ya, bütün böyle kaslı erkekleri alıp sırtlarını dönsün, bütün kelebeklerine dokunayım istiyorum böyle. Üçgen vücudu kastediyorum. Bizim için kelebek değildi o arkadaşlar. Ultra üçgen vücutlarda kelebek şeklini alıyor ya, bu Instagram'da görmüşsünüzdür. Yani aynada görememişizdir de hiçbirimiz. Herkeste yağ tabakası. Bizde o şey, sansar. Kelebek göstersene bize. Hoş geldin reis. Merhaba Murat ben. Siz nereden arkadaşsınız bu arada? Nişanlım. Biz nişanlıyız. Peki hayatta en utandığın an neydi? Ya bizim böyle Çeşme'de arkadaş grubuyla kaldığımız bir ev vardı. Duşa gireceğiz, hazırlanacağız, mekana gideceğiz falan böyle. Önce biz duş alalım falan diyorlar. Kendi aralarında anlaşıyorlar. Şampuanın içine sağ olsun arkadaşlar almışlar. İkisi de arka arkaya. Ondan sonra ben gidiyorum, o şampuanla duş alıyorum. Rahat rahat böyle, hiç bilmiyorum ya. Abdest aldın mı kanka duşta? Aldım. Abdest alacağım diye girip abdest alırken cenabet olman da... Double, triple günah. Kurulandım. Ondan sonra bir tane kız arkadaşımız vardı. Ya kafan dedi beyaz beyaz dedi. Ne oldu sana böyle falan dedi. Böyle bakıyorum böyle kalıplaşmış bir şey geliyor elime. Her neyse öyle baktım bir de sinirlendim. Ondan sonra kahkaha atmaya başladılar. Açıkladılar bana. Sonra ben sinirden onu unuttum. Tekrardan hani şampuanla bir daha duş aldım. Tabii hala görüşüyor musun? Görüşüyorum en yakın arkadaşım. Bir de anlat dediler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne haber? Saçlar jöle. Ya da wax değil mi? Ne? Attın mı bunu arkadaşlar? Çitalar çok mu duygusal hayvanlar? Çok hızlı koşuyorlar abi. Ama çok duygusallar. Tamam da çok duygusallar mı peki? Bilmiyorum çok duygusallar mı değiller. Neden ya? Çita gözyaşları? Hala anlamadım ben. Ben bir açıklama yapabilir miyim? Hayır.
Birincisi bir hayranlığım vardı çıtalara. İkincisi de bu hayatta hayalleriniz varsa hep hızlı koşmak zorunda. Yani aynaya her baktığımda hatırlıyorum yani hayallerimi de kendimi de bilmiyorum bana iyi hissettiriyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç ağlayan çıta gördün mü? Görmedim. Duydun mu ağlayan çıta? Duymadım. Murat sen bu konuda bilimsel bir şey söyleyecektin. Ne söyleyecektin? Bahsettiği çıtanın gözyaşları. Koşarken mesela suratlarının burnunun kenarında siyah bir leke var. Maske aslında. Maske çıta gözyaşları diyorlar aslında. Sen bunu bilmiyorsun ama. Bunu ben biliyorum. Bence sen çita görmedin. Ben karıştırıyorum kanka. Çita, panter. Muhtemelen ormanda olsak hepsi bizi s**kerdi. Ziyafet vardı valla. Ben anlayana kadar yerlerdi ben ama. Gizli gizli de olsa yapmaktan keyif aldığınız tuhaf bir alışkanlığınız var mı? Uyumadan önce dilimi emiyorum. Öyle yapan uyuyamıyorum gerçekten. Dil nasıl evinir? Nasıl biliyor musun? Ben şu an onu merak ediyorum da yapamadım. Düz olarak değil yani böyle katlayıp. Yani böyle saçma bir alışkanlığım var bilmiyorum. Yemin ederim yapamadım. Ben yapabilir miyim? Yap. Çocukluğum boyunca annemin geceliğini emerek büyüdüm. Bu adam içinde fırtına kopuyor. 6 ay sonra ağlamandan ağlamalıydım. Evet. Belli bir yaştan sonra da geceliğe son verip dilimi emerek... Dil nasıl emilir dil? Hayır öyle değil. Yap bakayım. Yapamam şu anda. O zaman tarif et Murat yapsın. Ya bak ne yapıyor musun? Dilimi yukarı katla damağına öyle. Dışarıda görünsün mü? Hayır görünmüyor. Ya İrem mesela hiç anlamadı bu zamana kadar. Ama İrem anlamadığı pek çok şey varmış gibi. İrem sen çok saf duruyorsun hayatım. Öyleyim. Sen şu çita ile mesela güzel bir çift olurdun. Kandırıyorlar beni zaten. Ne yapıyorlar mesela? Birini beğeniyorum. Bu kişi erkek oluyor. Aa. Ya da 6 ay sonra erkek olmadığını anlıyorsun. Büyüdükçe çoğaldık. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Eyvallah!